arabayla uğraşmaya, restorasyona devam. Bugün vites topuzlarımızın alt ayaklarını güzelce montajını yaptık. Klemenslerini değiştirdik. Şimdi sıra geldi sinyal kollarımıza. Onu da değiştireceğiz. Arabayı aldığımızda kornamız çalışmıyordu. Şimdi yeni mekanizmayı da aldık. Montajı ve sökülüp takılması bayağı pratik bir ürün. Zaten kablo soketini alttan yakaladığınız zaman bu kısmını da tek vidayla tutuyor. Onları değiştirdikten sonra kornamız, kontağımız güzelce çalışacak. Şu parçaya dikkat edin. Bu parça diğer gelen parçalarla birlikte gelmiyor. Ekstradan buna da para harcamanıza gerek kalmasın. Küçücük bir detay ama eksik olduğumuz sorun yaratabiliyor. Pedallarımızın lastiklerini de taktık. Onlar da cilli gibi oldu. Evet, torpido içimizde taktık. Bu plastiğimizde de sorun vardı. Bunu da hallettik plastik onarımı ile beraber, mastik kullanarak. Bu da tamam. Yavaş yavaş bitiyor parçalarımız. Direksiyon alt plastiğimiz de burada. Bunu da yenileceğiz. Bunu da koyduğumuz zaman alt göğüse tamamlanmış olacak. Güzel gidiyoruz ya. Nivacandır. Evet, arabayı aldığımızda tamponlar da şöyle led farlarımız vardı. Bunlardan bir tanesi solmuştu ve içleri artık parlaklıklarını yitirmişti. Led'den güzel bir şeydiler. Bunlar ziyan olmasın bile tamponumuzu kesmişler. Güzel bir işlem yapmışlar. Bunu tamamlamak için şimdi ledleri söküyoruz. Hatta birini söktüm. İçini de güzelce boyadım. Şu şekil. İçi komple mattı. Chrome XRX ile beraber anında görüntü. Ve güzel de oldu. Şimdi hem yansıtması hem de tamamlayıcılığı iyi olacak. İçini de biraz temizleyeceğiz. Sonra kenarlarına mastik sıkıp tekrardan yerine oturtacağız bunları. Herkese merhaba. Bugün Niva'mızda sıra elektrik tesisatında usta başladı bağırsakları dökmeye. Şu an gördüğünüz arabaya sonradan eklenenler, arızalı malzemeler, onları çıkarmaya başladık. İç tesisata geçeceğiz bundan sonra. Hep uydurma yapılmış kablolar. Ustayı kızdırmışlar. Ustam kolay gelsin. Ne yapıyoruz usta bugün? Tesisatı toparlamaya çalışıyoruz. A'dan Z'ye. Aynen. Döndürü tesisatı, motor tesisatı. Hepsi komple genç kız gibi olacaktı mı usta? İnşallah. İnşallah. Bunlar da dağılan bağırsaklar. Evet, torpidomuzu yerine attık. Torpidomuz canavar gibi aldı diyebiliriz ya. Yani işimiz bitmedi de bitsin. Daha da şekle girecek. Elektrik tesisatı devam ediyor. Çıkan ciğerleri görmek ister misiniz? Hep gereksiz malzemeler. Fazladan abartılmış malzemeler. Elektrik işimizde bir günü geride bıraktık. Hemen hemen bayağı bir şekle girdik. Şimdi fazlalıkları çıkarmayla ilgilendik bugün. Yarından itibaren elektrik verip düzene geçeceğiz. Şuraya bakar mısınız ya? Arızalı parçalar, ekstradan eklenenler, çakarlar, ekstradan eklenen roleler, role bağlantılarında saçmalıklar. Sonra insanların arabaları yolda yanıyor. Biz de şaşırıyoruz ama şaşırmamak lazımmış. Çünkü bu kadar karmaşa yapılırsa eğer araba da yanar, ev de yanar. Yarın nasipse yeni sigortamızı da takacağız. Artık eski kara düzen sistemden hop diye yeni nesile geçeceğiz. Torpidomuz da yakışıklı oldu. Bakar mısınız ya? Fabrika çıkışı gibi duruyor. Sinyal kollarımız da şekil. Farlarımız, sinyalimiz, kornamız çalışmıyordu mesela eski nesilde. Şimdi çalıştı. Çünkü ne yaptık? Urbane direksiyon yaptık. Urbane direksiyonumuzun bağlantılarını test ettik. Unutmadan aklınızda olsun, bu kornaların alt kısımlarını çoğu montajdan sonra greslemiyor ve gıcır gıcır ötüyor bu direksiyonlar. Aklınızda bulunsun. Öyle bir şey yaparsanız, direksiyon değişimi yaparsanız eğer o bölümü gressiz bırakmayın. Niva candır ya. Torpidoya bakar mısınız ya? Evet, hemen hemen 2 aydır Niva ile uğraşıyoruz. Niva'da en çok sorun yaşadığım parçalara geldik. Kelebekler
ve kelebek kilidi. Bunun biri var, biri yok bende. Nereye aradıysam Rusya'ya kadar bundan bulamadım. Bu camların da contalarını bulamadım. Eğer Niva'nız varsa, kelebekler tutacağım diyorsanız sakın. Evet, Niva'mızda bugün en pis şey geldik. Kelebek camlar en sıkıntılı iş. Bunlar bulunmuyor, bilginiz olsun. Türkiye değil, Rusya'yı bile gezdim. Bulamıyorum ne camlarını, ne lastiklerini, ne fitillerini. Şimdi bunları bu haliyle toplamaya çalışacağız, boyalarını yapacağız. Aklınızda olsun, elinizde varsa kıymetini bilin. Şu kilitler bile yok, hiçbir yerde bulamıyorum. Bir tanesi var, diğeri yok. Bakalım nasıl bulacağız bunu. Şimdi bunları boyaya hazırlayacağız güzelce. Olduğu kadar artık. Elden geçireceğimiz bir parçamız daha var. Bu da gösterge panelimiz. Durum aslında iyi. Ampullerimize kadar orijinaliz. Göstergelerimiz orijinal. Ama çalışıp çalışmadığımızı yarınki elektrik testlerinde belirleyeceğiz. Sonra bu kasamızı çıkarıp karbon mu kaplasak yoksa güzelce plastik astar atıp boyasak mı, ona karar veremedik. Ona kararlaştıracağız. Arabamız daha 70 bin kilometrede ya. Gıcır gıcır 70 bin kilometrede bir arabamız var ya. Güzel olacak, güzel. Torpidomuza bakmaya doyamıyoruz. Nazar değmez inşallah. Hatlarımız, görüntümüz daha bu tabi parlatılacak. Güzel oldu. Bu pazarda Niva'da çalışmaya devam. Bugün elektrikle ilgili işlemlerimiz var. Ne işimiz var? Gösterge panelimizin sökeceğiz. Dış kasasını güzelce fiber karbon ya da parlak siyaha çevireceğiz. Ondan sonra vites topuzlarımız geldi bugün. Şu arazilerin topuzları, onları bulduk, onları halledeceğiz. Sonra arabamızın önüne bizden önceki arkadaşlar şöyle spotlar koymuştu, arızalıydılar. Biz de yenilerini bulduk. Ama arkalarını kontrolleyerek oranın yuvaya uydurmaya çalışıyoruz. Bir tanesi hemen hemen oturdu. Şimdi diğerini de güzelce yapıp kontrollerini takacağız. Sonra bunu da yerine alacağız. Başka ne işimiz var? Cam kenarı kromlarımız boyanmıştı. Onlar hazır. Kelebek camlarımız boyadan geldi. Tam kurumadılar diye elimi sürmedim daha. Bantlarını falan sökeceğiz. Ondan sonra onları da montaj moduna getireceğiz. Başka neyimiz var? Burada arka bagajın içine kullanacağımız zemin kaplamasını aldım. Bunu da keseceğiz ve arabanın içine onu da ona göre ayarlayacağız. Şekilleniyoruz ya. Şöyle bir yavaşça gidelim bakalım. Direksiyonumuz değişiyordu biliyorsunuz. Şu torpidoyu göstermek istiyorum ya. Yani Lada firması bunu görse tasarımı alır ya. Güzel oluyor, güzel. Şöyle gezdireyim mi size arabanın etrafında? Şu an bir tekne kaldı. Kelebeklerimiz kuruyunca camlarımızı takacağız. Ön camımızı takmıştık ama önce orta contası gelmemişti. Şimdi orta contası geldi. Camı yeniden sökeceğiz. Onu da takacağız. Güzel gidiyoruz ya. Niva candır, gerisi heyecandır. Sorunlu olan kutup başımızı çıkardık. Eksiye de artı takmak nasıl bir mantıksa. Şimdi kenarlarımızı da güzelce kablo ısıtarak, böyle bir izolasyon malzemesi var, kablonun kenarlarını da sardık. Sonra güzel kalın zımpara ile kutup başlarını da, kutup başlarının iç kısımlarını da güzelce zımparaladık. Akım rahat geçsin diye. Bu işlemimiz de tamam. Bir sorunu daha atlattık bugün. Şimdi de sıra ön tamponu bizden önceki arkadaş demiştik. Aralara böyle bir sis varlı yuvaları açmış. Onları takalım. Buradan da boyanın güzelliğinden Faruk Usta'ya selam olsun. Pasta yememiş haliyle bu kadar parlak. Şimdi nerede bizim o sislerimiz? Şunlar. Ufak ama etkili parçalarımız. 6 ledli. Güzel alüminyum kasa. 60 liraya falan internetten temin edebiliyorsunuz. Güzel ürünler. Bizden öncekiler bunlarmış. Bunlar arızalı çıkınca mecburen o yuvaları doldurmak zorunda kaldık. Şimdi geçelim onların montajına bakalım. Hadi bakalım. Evet Nivacı arkadaşlar, aracın iç kısmında altlarda şu şekil delikler olabiliyor dışarıya bakan. İşte ciklerin keseceği yer, gaz pedalının altı. Onların keçileri, lastikleri de bulunmuyor. Şu şekil takozlar buldum, arkası yapışkanlı.
açıp şöyle onların izolasyonunu da yapabiliyorsunuz, bilginiz olsun. Şimdi onların izolasyonunu da yapalım. İçeriye hem ses, hem su, hem toz girmesin. Niva candır. Sıra geldi torpido gösterge bölümüne. Torpidoyu cilli gibi yaptık. Bu sefer burası gözümüze battı. Bir de kaplama yediği için kenarlardan oturma yapmadı. Şimdi onu anca oturttum yerine. Şimdi söküp güzelce sıfır zımparasını yapıp Faruk Usta'ya vereceğiz. O da bunu güzelce bize yakışır bir şekilde boyayacak. Şimdi de gösterge panelinin ön plastiğini boyamak için göstergeleri çıkardık. Aklınızda olsun, hepsi arkadan bir gerdirme sistemiyle çıkabiliyor. İki vida yardımıyla. Sökmeden önce resmini çekerseniz zorluk çekmezsiniz. Bunu da ne renk yapsak acaba, ona karar vermemiz lazım. Krom mu yapsak acaba, yoksa torpidonun renginde mi yapsak? Bakalım, ona da karar vereceğiz. İçeride baktım, uydurma işler yapılmış yine. Kablolar kesilmiş, sonradan uydurma yapılmış. Bunları da komple'den geçireceğiz şimdi. Ama bittiğinde güzel olacak. Evet, bugün Niva'da ne yapıyoruz Ecin? Kelebek camları takıyoruz. Evet, Faruk ustamızı yakaladık, yine incinmiş Faruk ustamızı. Boyacımız kızıyor, her parçayı boyattırıyoruz diye Faruk ustamız, ama olsun, bir sefer kızsın bize de işimiz temiz bitsin böyle. Şimdi sıra kelebek camlarının oturtulmasında. Bu Niva'sı olan arkadaşlar sakın bu kelebek camlarını bulurum ederim diye düşünmesinler. Hiçbir yerde yok, bilginiz olsun. Civataları nerede bulun? Civatalarını hemen veriyorum Faruk ustacığım. Sağ son onlardan var mı? Fark etmiyor çünkü. Hayır, hiç şey açılma, hiç açılma yok mu usta? Yok. Buyur Faruk usta. He bak, bu ol dedim. Evet, bir de içe koyduralım bir. Koyduralım. Böyle açılır da evet. Ama yok, kilit yuvası dışlar koyuyor, şu dışlar mı koyuyor? Anlayalım, kilitler için. Kelebek camlarımızı taktık. Ondan sonra kapı ayarlarımızı yaptık. Normal camlarımızı da taktık. Ön camımızı taktık. Dikiz aynamızı taktık. Bugün iyi gidiyoruz ya. Yeni sinyal kolumuz takıldı. Vites topuzlarımız yenilendi. Güzelce karizmatik hale geldi. Arka bagaj kapımızın ayarlarını yaptık. Biraz yükseltme yapmamız gerekti. Kilidi alttan pul takviyesiyle. Güzelce onu da ayarladık. Cilli gibi kapansın diye. Oh kitap. Sen yılan.